Discord geliş Discord geliştirmesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu Discord sunucumuzda gelişmiş şekilde seviye sistemi nasıl kurabiliriz? Ee, bunu uygulayacağız. Fakat videomuzu geçmeden önce kanalıma abone olursanız gerçekten sevinirim. Ve ayrıca Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Destek alma amaçlı. O zaman videomuzu geçelim. Ee, bize evet bizim ilk kullanacağımız bot ağacının botudur. Peki ağacının botu nedir? Ağacının botu e, seviye sistemi olarak açılmış bir e, bottur. Çünkü seviye sisteminde en gelişmiş sistemden bu bottu bulunur. Yani çoğu bottan daha iyi bu bottur. Fakat e, şu anki daha geliştirilmiş sistemler olduğu için yani bot e, daha geliştirdiler. E, bazı sistemler de eklediler. Mesela moderasyon sistemi, karşılama sistemi gibi bu sistemler de bulunur. Fakat biz botu sadece e, seviye sistemini kullanacağız. O zaman e, bizim hesabımızı bağlamamız lazım ağacının botunu kullanabilmemiz için. Ben login butonuna bastığımda benden izin isteyecek hesabına erişmem için evet e, izin menüsü geldi buradan zaten istediği yetkiler burada yazıyor ben buradan yetkilerden de dediğim zaman benim hesabım bağlanmış olacak e, bazı kısıtlanmış şekilde yetkilerime erişmiş olacak şimdi burada e, sunucu sahibi olduğunuz veya yönetici yetkisi olduğunuz sunucular gözüküyor. oradan istediğiniz sunucuya bu paneli kurabilirsiniz. ben kendi sunucumu seçeceğim e, şu an e, benden bir botu eklememi isteyecek. Evet yakınımız geldi. Buradan kendi sunucunuzu seçip devam et diyeceksiniz. E, buradaki istediği yetkili isterseniz Ben kısaltılamayacağım. O yüzden ben yetkilendir diyeceğim sunucumda da. Ben bir insanım olmadığımı onaylayacağım. Yani robot olmadığımı onaylayacağım. E, fakat aynen botum sunucuma geldi. O zaman şimdi sistemlerimizi geçelim. O zaman şimdi biz level sistemimizi koyalım. Buradan isterseniz bu sistemle kapatabilirsiniz aynı bu şekilde çünkü ben sadece e, seviye sistemini kullanacağım için bu sistemle kullanmayacağım. Şimdi ben e, seviye sistemime geldiğimde e, panelim açılıyor e, ve burada bir sürü sistem var gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini tek tek kullanacağız. E, o zaman buradan başladım. Fakat burayı sizin e, değiştirebilmeniz için premium olmanız lazım. premium olmadığınız e, müddetçe bu sistemde kullanamıyorsunuz. Fakat çoğu sistemi zaten kullanabiliyorsunuz. Onlar yeterlidir. Şimdi bu menü sizin Discord sunucunuzdaki bir kullanıcının seviye atladığı zaman hangi kanalda duyuyu paylaşılacağı sistemidir. Ben buradan genel kanalını seçtim. Buradan isterseniz mesajı değiştirebilirsiniz. Username ton nedir? kullanıcıyı etiketlemeyi yarar. Yani kullanıcıdan bahseder. Username level de kullanıcının hangi seviyeye geçiş yaptığını söyler. Mesela bir seviyeden ikinci seviyeye geldiyse burada ikinci seviye e, komutunu gerçekleştirir. E, şimdi buradaki e, XP kazanılmayan kanalları seçeceğiz. Bizim burada mesela e, belirlediğiniz kanallarda mesela ben atıyorum tesbih kanalını seçtim de buradan. E, gördüğünüz gibi tesbih kanalını koydu. Bu tesbih kanalında mesaj atıldığı zaman kullanıcı da XP kazanılmayacak. E, yani bu kanalda seviye kazanmak yasak tamamen ben böyle ayarladım. E, buradan, bunun bir de rol etkisi var. İşte mesela siz buradan bir rol seçtiğinizde test bir rolü mesela. E, test rolüne sahip kişiler e, asla XP kazanamayacak e, anlamına gelir. Şimdi gelelim rol ödüllerine. Ben buradan mesela e, test 2 rolünü seçtiğimde e, seviye 5 yaptım. Bir kullanıcı seviye 5'te yani e, birinci seviyeden 5. seviyeye geldiğinde test 2 rol verecek. Fakat e, burada zaten istediğiniz gibi rol seçebiliyorsunuz. Mesela 10. seviyede seçebilirsiniz. E, gidip 15. de seviye seçebilirsiniz. İstediğiniz kadar rol ekleyebilirsiniz. E, o yüzden bu gayet güzel bir sistem olmuş. Kullanıcı seviye atladığında rol verme sistemi. Diğer sistem ise bakalım. E, burada XP boss kanalı pardon, sistemi bulunur. XP ne nedir peki? E, şu sistemle çalışır bir kullanıcı sizin mesela belediyeniz yollarda mesela ben atıyorum ki test 5 ya da abone olanı seçelim kaç olsun galiba %40'tı aynen %40 şimdi ben buraya %40 bir bu sistemi ekledim peki bu nedir abone olanı sahip olan kişiler veya kullanıcılar sunucumda %40 daha fazla xp kazanma yeteneğine sahip mesela bir kullanıcı bir mesaj yazdığı zaman o mesaj başına mesela 5xp kazandığı zaman e, Bu Abone olunda Sahip kişiler bu sistemle çalışmayacaktır %40 daha fazla kazanacaktır atıyorum işte Normalde 5xp kazanılır Fakat abone olundaki kişiler e, 8xp kazanır e, Bu sistemde böyle çalışır ve daha e, birçok sistem bulunuyor bu botta Buradaki sistem ise max level e, Sizin en fazla sunucunuzda kaç seviyeye ulaşabilirsin Mesela ben buraya 10 seviye yazdığında veya 100 yazdığında 100. seviye ulaşıldığı zaman daha XP kazanamayacak ve 100. levelde duracak demektir. Bu anlama gelir. Bir de kendi sunucunuzun yani kendi davet bağlantı sitenizin özel rolü oluşturabilme yetkisine sahipsiniz. Mesela ben buraya Discord geliştiricisi yazdığım zaman save dedim ve benim gördüğünüz gibi şu an tıklayacağım. Benim sitemin başında ve artık sonunda Discord geliştirici adlı bir alt panel açılır. Yani bu e, sunucumdaki XP kazanan kişiler bu e, listede gözüküyor. Ve eğer ki e, panelde sizin yetkiniz var ise bu taraftan bütün e, yetkileri falan silebilirsiniz. Yani seviye sıfırdan buradan e, silme yetkiniz vardır. E, şimdi gelelim komutlara o zaman. Buradan komutlara tıkladığımda e, buradan seviye sistemine geleceğim. Seviye sisteminde şimdi ne varmış mesela XP ee, diyor ki kullanıcının monağlı olarak bir XP'sini ayarlayın diyor mesela bize. O zaman e, ben mesela XP yazdım da, sıra XP. Ee, buradan et diyor. Et nedir? İşte ekle anlamını taşır. Discord geliştiricisini seçtiğimiz zaman yani bir kullanıcı seçiyorsunuz ve buradan belirlediğiniz miktarda XP veriyorsunuz. Mesela ben kendime 10.000 e, XP vermek istedim. Şuan ben kaç seviye olacağım mesela sıfır seviyeden? Bakacağız hep beraber. Şu an e, XP eklemeye çalışıyor. Fakat XP komutu çalışmadığı için ben de level komutunu çalıştırdım. Level komutu nedir burada? Level e, XP yerine direkt mesela 50. seviyeniz varsa dök e, direkt el, 0'dan sıfırdan 50 seviye atabilme yetkiniz olur. Mesela şöyle göstereyim ben size. Benim şu an levelim mesela kaç diyelim. E, hemen göstereyim kendi levelimi. Level bakacağım şimdi. Evet şu an benim levelim mesela 10 seviye. Ben buraya set xp level yazdığımda kendimi seçiyorum veya başkasını. Ben buraya 100 seviye yazdığımda benim artık levelim hani seviyem 100 olacaktır. Mesela ben size şöyle göstereyim. Level kendimi etkiledim. Bakacağız şimdi. Evet gördüğünüz gibi şu an benim seviyem 100 seviye. Böylece Belediyeniz kullanıcılar hakkında işte belirli seviye atabilirsiniz. Ayrıca zaten belediyeniz yollar için bir daha fazla XP kazanma iznin de açabilirsiniz. Bu bot böyle kullanılır. Eğer ki daha fazla detaylı bilgiler istiyorsanız Discord sunucuma girebilirsiniz. Her türlü destek için. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. İyi günler.